Diyeceksiniz. Ardahan Göleli Kadınlar Göle Kadın Meclisi'ni kurmuştu. O meclis kararıyla bir de kooperatif kuruldu. Ve kadınlar el emeği ürünlerini satıp elde ettikleri gelirle kız çocuklarının okuması için burs sağlıyor. İşte bütün illerimizde, bütün semtlerimize, köylerimize ve kasabalarımıza örnek olması gereken bir kooperatif hareketi. Kadınlar, kadın kooperatifçiliği. İşte böyle değerli meselelere yol açıyor efendim. El emekleri, göz nurlarını bizlere göndermişler. Arkadaşlar da farklı yerlerde bunları paraya dönüştürüyorlar. Göle Kadın Meclisi'nin eğitim bütçesine aktarıyorlar. Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın, Kardelenleri gibi bin bir türlü zorlukları aşarak, Kardelen çiçeklerini açarak Göle Kadın Meclisi'ni inşa etti. Emek emek dokudu kadınlar, tiyatro sahnesine de çıktılar. Sevgilerini kattıkları Ardahan'ın eşsiz lezzetlerini de beğeniye sunarak elde ettikleri gelirlerle dezavantajlı kız çocuklarına gelecek oldular. Kız çocuklarımıza burs sağlarken bunları kendi yöremizdeki kadınların ürettiği şeylerle sağlıyoruz. Bu anlamda yöremizdeki kadınlara da bir değer oluşturuyoruz. Onları da üretime katıyoruz ve sosyal hayat içinde bulunduruyoruz. O bölgenin kız çocukları çok zor şartlarda okuyorlar. O bölgede doğup yaşayan birer kadın olarak biliyoruz. Kendi yaşadıkları zorluklardan yola çıkarak 2017 yılında Göle Kadın Meclisi'ni kurdular. Amaçları kadının toplumdaki dezavantajlarını azaltmak, eğitime katkı sağlamak. 4 yıl önce yola çıktılar ama hızla o yolu kat ettiler. Her yıl daha da büyüyerek. 2020 yılında 70 öğrenci ve 2021 yılında da bu pandemi sürecinde 76 tane öğrenciye burs temin etti. Finansmanının bir kısmını, üçte birini Göleli Eğitim Gönülleri hemşerilerimizin desteğiyle bunu sağladık. Başlangıçta hedefleri Göleli kız çocuklarının eğitimine katkı, okulların eksikliklerinin giderilmesiydi. Ama karşılıksız yardımları dalga dalga büyüdü. Daha fazla öğrenciye umut oldular. Şimdi de İstanbul'dan tüm Türkiye'deki kız çocuklarına el uzatmak için çabaları patates, kekik, kavulca, buğdayı ektiler, mega kentte satışa sundular. Eğitime katkı payı olsun diye çeyizini açıp çeyizinde bize gönderip katma değere dönüştürmemiz için kız öğrencilere burs için katkıda bulunan Göleli arkadaşlarımız göndermiştim. Birçok tiyatroda yer aldım. Kadın demek ana demek, kadın demek emektar demek. Erkekler bir ses getirir ama kadınlar bin ses getirir.